gentlemen, rock and roll. MTV, müzik televizyonu hepimizin bildiği. Biliyorsunuz 1981 Ağustos ayında MTV yayına girdikten sonra sektörde her şey değişti. O döneme kadar video klip diye bir kavram vardı ama video klip olarak adlandırılmıyordu, promo video olarak adlandırılıyordu ve bunun da çalışmaları 1960'lı yılların sonuna doğru başlamıştı. O dönemlerin unutulmaz gruplarından The Beatles yaptığı bazı şarkılara da deneysel olarak müzik video kavramını yerleştirmeye başlamıştı. Let me take you down, 'cause I'm going to strawberry fields. Nothing to get hung about. Strawberry fields forever. Sonraki yıllarda da bu tarz çalışmalar devam etti. 1975 yılında efsanevi grup Queen, Bohemian Rhapsody ile müzik video dalında yeni bir çığır açtı. I see a little silhouette of a man. Scaramouche, Scaramouche, will you do the fandango? Thunderbolt and lightning, very very frightening me. Bu şarkılara videolar çekmek genelde böyle park ve bahçelerde arka planda enteresan görüntüler olarak Blue Box sistemlerle yapıldı. Ama 1981 yılında MTV açıldıktan sonra iş sanatsal bir boyuta geldi. Hatta çoğu sinema filmini aratmayacak video klipler karşımıza çıktı. Michael Jackson'ın 1980'li yıllarda John Landis'e yönettirdiği Thriller ise buna örneklerden bir tanesi. Sonrakilerde Madonna, George Michael, Prince gibi şarkıcılar video kliplerine inanılmaz derecede önem verecekti. Şimdi o dönemlerden güzel bir şarkı. Aslında bakarsanız bu şarkı MTV için önemli şarkılardan bir tanesi. Geçtiğimiz hafta sizlere The Buggles'ın biliyorsunuz Video Killed the Radio Star adlı şarkısını paylaşmıştım ki o da MTV'nin açılış şarkısıydı. Bu kez yine MTV'nin o dönemlerde çok çaldığı şarkılardan bir tanesi Tony Basil'ın unutulmaz şarkısı Hey Mickey. Daha önceki yıllarda Hey Kitty adıyla seslendirilmiş olan bu şarkı Hey Mickey olarak inanılmaz ilgi gördü. O dönemde çekilen videolardan önemliler arasında bulunuyor ve hep beraber izliyoruz.